Abi sürekli tamam hadi başladık program. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından valilik içinde kısıtlı katılımla bir basın toplantısı düzenledi. Evet arkadaşlar. Kapatıyorum telefonu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nüket Otar'ın eşlik ettiği Şentop, İzmir'e gelişi ve İzmir'in kurtuluşu ile ilgili düşüncelerini anlattı. Malum 9 Eylül İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü. Bu münasebetle ve biraz daha özelde 9 Eylül Üniversitesi'nde Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nin açılışıyla ilgili bir davet de bunun içerisinde var. Bu münasebetle İzmir'deyiz. Öncelikle 98 yıl önce düşman işgalinden İzmir'imizin kurtulması sırasında canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizden vefat edenleri de yine Cenab-ı Hak'tan rahmetle anıyorum. Türkiye o tarihlerde milli mücadele yıllarında çok zor dönemler, günler yaşadı. Fakat İzmir'in kurtuluşu milli mücadelenin çatışmayla, silahlı mücadeleyle ilgili kısmının nihayete ermesi, tamamlanması anlamına geliyor aynı zamanda. Bu bakımdan bizim milli mücadele tarihimizde çok önemlidir. İzmir'in milli mücadelede ve Anadolu'nun savunulmasında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop şunları kaydetti. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali aslında birçok vatan toprağı daha önce de işgal edilmişti. Ve yerel olarak istiklal mücadelesi, düşmana karşı direnişler mevcuttu. Fakat bir kafa karışıklığı, bir dağınıklık. Milli mücadelenin sadece bölgesel çabalarla yürütülmesi gibi bir durum söz konusuydu. 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgali ülke satında, vatan satında bütün bu müferiden veya bölük pörçük yürütülen milli mücadele ve direnişlerin birleşmesi fikrini doğurmuştur. Bu bakımdan İzmir'in işgali milli mücadelenin başlangıcı, milli mücadele tasavvurunun başlangıcı bakımından bir semboldür. Yine 9 Eylül 1922 İzmir'in düşman işgalinden kurtulması da milli mücadelenin silahla yürütülen kısmının tamamlanması anlamında yine sembolik bir değere sahip. Bu bakımdan İzmir milli mücadelede sembol bir bayrak bir şehrimiz.